Güle güle oturun Fezocuğum. Eviniz çok güzel. Ama Muhit... Evet şekerim. Ama peder beye laf anlatamıyorsun ki. Oh Allah versin Fezocuğum. Doğrusu çok yakışıklı bir komşum varmış. Şu yakışıklı komşuyu ben de göreyim. Aa, bizim Bilal komşu ne oluyor Fezo? Ha? Hangi Bilal? Bakayım. Aa, onu. Karşı evde oturuyor. Sen nereden tanıyorsun onu? Aynı sınıftayız kızım. Kendini beğenmişim budalanın biridir. Kimseye yüz vermez. Hiç kimseye mi? Evet, hiç kimseye. Hadi canım, olur mu öyle şey? Şuna bakın, inanmıyor. Kızım bildiğin erkeklerden değildir o. Beyimiz pek sofudur. Hayret doğrusu. Fakülteye giden kültürlü bir insan nasıl sofu olabilir? Aklım bir türlü ermiyor. Demek kimseye yüz vermiyor. 4 yıldır aynı sınıftayız. Hiçbir kıza yüz vermedi. Ama sen kendine pek güvenirsin tabii. Hadi hadi, kışkırtma beni. Ben istesem... Damarın tuttu galiba. Fakat hiç tavsiye etmem, hava alırsın. Çocuklar, teyze diyor ki, ben Bilal'in canını okurum. Aa, nereden çıkardın bunu? Hadi hadi, çevirme şimdi lafı. Leyla da yapamaz diyor. Kimse elinize düşmesin sizin. Ne haber cicim, gözün kesmedi mi? Peki. Ben bu gözü açılmamış sığırcık yavrusunu kuşa benzeteceğim. Var mısınız iddiaya? Ben varım. Nesine? Püskülüne, sesine. Ama sen önce söyle bakalım, kuşa benzetmekten kastin ne? Arkadaşım olacak. Doğum günü partime getireceğim. Başka? Dans edeceğim. Bilmez ki. Harmandalı dersen bak o olur. Kızım ben sana ne diyorum? Bu oğlan ninem zamanının çocuğu. Anlamıyor musun? Laf yeme de söyle. Var mısın yok musun? Elbette varım. Bir pırlanta yüzüğüne oldu mu? Hiç de fena değil. Başka var mı giren? Her parmağımda bir yüzük olmasını istiyorum. Eyvah! Hayırdır inşallah. Ne oldu ki böyle? Bilmem, sigorta filan attı galiba. Vah vah vah, ne yaparız şimdi? Aksiliğe bak, evde kimsecikler yok. Gecenin bu saatinde kimi buluruz acaba? komşumuz Bilal Bey'in ışığı yanıyor, ona bir sorsak. Aklınla bin yaşa. Ben şimdi gider sorarım. Bilal oğlum, yeni komşular karanlıkta kalmışlar, sigorta atmış galiba. Rica ettiler, bir bakıverir misin oğlum? Hangi yeni komşular? Apartmanın sahipleri. Kim haber verdi? Hanım kızlarının dadısı. Peki anneciğim. Buyur oğlum. Sigortalar bu tarafta. Eline sağlık oğlum. Bu saatte size zahmet verdim. Estağfurullah efendim, ne zahmet olacak? Komşuluk vazifesi. Eksik olma oğlum. Acaba yanmayan falan var mı? Bir kontrol etseydin. Yo, her taraf yandı oğlum. Öyle ya. İyi geceler efendim. Güle güle oğlum.
durumu nasıl doktor? Tehlikeli mi? Tehlikeli mi? Hiçbir şeyi yok ki. Neden telaşlandığınızı anlayamadım. Neyse, geçmiş olsun. Yardımınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Size tutunabilir miyim? Çok mu kötü ayağınız? Basamıyorum üstüne. Başka? Başka bir yerinizde bir şey var mı? Bütün vücudum kırılmış gibi ağrıyor. Şuramda da bir sancı var. Niçin o kadar hızlı kullanıyorsunuz arabayı? Acelem vardı da. Sürati de çok severim. Ölmek için daha çok gençsiniz. Oh, gidelim buradan. Hastane, doktor, ilaç kokusu, hastalar. Hepsi her şey üst üste yığıldı içim. Niçin geldik buraya? Çok sevdiğim bir yerdir. Kendimi toparlamadan eve dönmek istemedim. Eve gitmek için mi kaza yapacak kadar telaşlıydınız? Ne çok şey soruyorsunuz öyle. Usta bir şoförsünüz. Güzel bir kazaydı. Ne bana ne de size ikimize de bir şey olmadı. Tam size yakışır bir oyundu bu. Ne oyunu? Hiçbir yerinize bir şey olmamış. Sancınız, ağrınız da yok. Doktor açıkça söyledi. Böyle tehlikeli bir şakayı bir daha tekrarlamayın. Gidiyor musunuz hemen? Vakit geçirmek için böyle sahteliklere muhtaçsınız. Anlıyorum ama bir daha beni katmayın. Evet. Hepsi yalandı. Niçin? Sizi çok beğendiğim için.